müminleri üzen bir haber. Sayati zamanun ala ummeti minel ulema. Ümmetime öyle bir zaman gelecektir ki koyunların kurtlardan kaçtığı, firar ettiği gibi ümmeti malemlerden kaçacaklar. Kaçanlar doğru iş mi yapıyorlar? Eğer kaçanlar doğru iş yapıyorlar ise Peygamber Efendimiz esefle bu cümleyi buyurmaz. Esefle kaçanların üç belaya tabi tutulacaklarını, üç cezaya tabi tutulacaklarını haber vermez. Buyuruyor ki, alimlerden, ulemadan firar edenler, kaçanlar üç tane belaya düçar olurlar. Allah yarfeyullahul berekete minen valihim. Allah onların mallarından bereketi kaldırır. Allahu Azze ve Celle onlara Zalimlere musallat eder, içlerindeki iyiler de dua etse Allah onların iyilerin de duasını kabul etmez. Üçüncüsü, yahrucuna <m> ya <yip> yahrucuna mined dünya bile iman onlar dünyadan imansız olarak çıkar giderler. İmansız olarak giderler. Alimlerden firar etmek, alimlere arka dönmek, alimlerden uzak durmak, alimlerden kaçmak fazilet ise Peygamber Efendimiz niye buyuruyor ümmetime böyle bir zaman gelecek ve o zamanda üç tane bu amelin ulemadan uzak durmanın üç tane cezası olacak. Beyefendi görmüş bir ilim ehlinden bir hata. Beyefendi görmüş bir alimden bir yanlış bütün alimler böyledir bütün alimler şöyledir o bütün alimlerin kıyamette hesabını bir kenara bırakar bırakırsak peygambere nasıl hesap verecek bu şekilde yaygara koparanlar peygambere nasıl hesap verecek bu şekilde insanları ilimden ve ulemadan soğutanlar bunun hesabını yapabiliyorlar mı bunları yapanlar bunu düşünebiliyorlar mı? Vebalini, ahiretteki cezasını ve bu yaygaracılara kanan insanlar düşünmüyorlar mı? Benim peygamberim bu yaygaracıların tam tersini benden istemiş. Allah bu yaygaracıların tam tersini yapın demiş. Allah bu ehli bu yaygaracıların tam aksini bizlere hayatlarıyla sergilemişler. Varsa bireysel hatası giderim yüzüne söylerim olması gereken. Varsa ilmi hatası ilmi olarak cevabını veririm yazarak veya konuşarak olması gereken. Ama görmüş bir hatasını yaygara koparırcasına insanları saf olanları alim ulemadan ilimden soğutma adımları atmak bunun cezası büyüktür ve peygamberle ters düşmektir. Aziz kardeşlerim dolayısıyla alimin bir saatlik ilim ile meşgul olması bir saat alim kitap okuması mutala etmesi ilim araştırması Peygamber Efendimiz buyuruyor ki saatun min alim yetteke ala firashi yatağına yaslanmış yas yastığına yaslanmış yenzuru fi ilmi ilme bakıyor ilimle meşgul oluyor oturmuş arkasına yaslanmış ilimle ilim araştırıyor, ilim okuyor bir saat. Khayrun min ibadetil abid sebeine amen. Abidin 70 senelik ibadetinden daha hayırlı.